Merhaba mavi mürgü takipçileri. Bugün sizlere görmüş olduğunuz sandaletimizin nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle tabanını yapacağız. Tabanımız için görmüş olduğunuz gibi bir taban hazırlıyoruz. Bu tabandan iki adet hazırlıyoruz. Birini ben pembe yaptım. Birini de bu renkten yaptım. Siz arzu ettiğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bu ikisini birleştireceğiz. Şimdi öncelikle 15 zincir çekiyoruz. Tabanımıza başlayabilmek için. Zincirden sonra ilkini atlıyoruz, ikinciye 3 adet sık iğne yapıyoruz. Bir, aynı noktaya batıyoruz. 2 ve 3. Daha sonra her zincire birer tane olmak şartıyla 5 tane sık iğne yapacağız. İpimizi doluyoruz. Ve tek seferde çıkarıyoruz. 2 adet bu şekilde yapıyoruz. Dört tane de ikili trabzan yapacağız. Bir. İki. Üç. Son kalan zincirimize arkadaşlar 7 adet ikili trabzan yapıyoruz aynı noktaya. İki. 3 4 5 6 7 Geri dönüşümüzde buradaki yapmış olduğumuz işlemleri takip ederek geri dönüyoruz. 4 tane ikili trabzan, 1 tane tekli, yok pardon 2 tane tekli, 5 tane sık iğne olacak. Evet, aynı işlemleri yaparak geldik. Son sık iğnemize 2 adet yapıyoruz. 5 taneden ayrı bir de aynı noktaya 2 adet yapıyoruz ve birleştiriyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Birleştirmemizden sonra 3 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan yapıyoruz.
Bu şekilde aynı noktaya ikişer tane 3 adet olacak şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aynı noktaya 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 11 adet ikili trabzan yapacağız. İki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve 11. 11 adet ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 7 adet yine çiftli olarak yapıyoruz. Aynı noktayı ikişer sefer batıyoruz. Bunu 7 sefer yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 Görmüş olduğunuz gibi aynı noktaya ikişer defa batıyorum. Altı. Ve yedi. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi 11 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz yine. Evet, 11 adet trabzanımızı yaptık. 2 adet yine aynı noktaya batıyoruz. 1 ve 2 birleştirelim. 1 2 3 Bu bölümde arkadaşlar 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir tanesini aynı noktaya 2 tane yapacağım yine. Evet, görmüş olduğunuz gibi aynı noktaya 2 adet yaptım. Bir tane tekli yapıyorum. Ve bir tane yine aynı noktaya 2 adet yapıyorum.
Şimdi 12 adet trabzan yapacağız. Evet, 12 adet trabzanımızı yaptık. Şimdi aynı noktaya 2 tane trabzanımızı batıyoruz. Sonrakine tek yapıyoruz. Aynı noktaya 2. Bir ikili, bir tekli yapıyoruz arkadaşlar. Dönüşümüzü sağlayabilmemiz için. Yedi adet çiftli trabzanımız olması gerekiyor. Çift aynı noktaya iki tane batılmış. Bir, iki, üç. Şimdi tekli yapıyorum. Şimdi çiftli. Bu dördüncü. Bir tane tek. Bir tane çift. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, evet, bu da yedinci arkadaşlar. Yedi taneden sonra tekrar 12 tane ikili trabzanımızı tek sefer batarak yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi her kutucuğa birer tane. En son çiftli battığımız. Bunu 12 tane yapacağız. 12 adet yaptıktan sonra kalanlarımızı bir çiftli bir iki tekli şekilde dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane çiftli, bir tekli, bir çiftli ve son olarak bir tekli yapıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Böylelikle tabanımızı tamamlamış oluyoruz. 2 adet tabanımız hazır arkadaşlar. Şimdi iki tabanı birbirine nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Tabanları birbirinin üstüne koyuyoruz. İpi içine saklayalım. İpi içine saklamamız için alttaki pembeden geçirelim arkadaşlar. Öyle daha iyi oluyor. İki tabanı üst üste koyuyoruz.
Ters taraflarının içe gelmesine dikkat edelim. Şu ters taraflarının. Ve birleştirmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikisinin birlikte içinden alıyorum. İkisini aynı anda alıyorum. Ve sıkı iğne yapmıyorum. Direkt ilmeğin içinden geçirerek yapıyorum. Görmüş olduğunuz şekilde. İlmeğimizi alıyoruz ve direkt içinden geçiriyoruz. Tabanımızı komple bu şekilde her ilmekten bir ilmek alıp direkt içinden geçirerek yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir zincir şeklinde dikişimiz oluşuyor. Bunu komple şimdi etrafını döneceğim. Evet arkadaşlar, komple sıramızı ilmeklerimizi dolaşarak iki parçamızı birbirine birleştirdik ve tabanımızı oluşturmuş olduk. Bunu daha büyük yapmak isterseniz sayılarını arttırabilirsiniz. Bu ölçüler görmüş olduğunuz gibi yeni doğanlara göre daha büyükleri için bir sıra daha dönebilirsiniz. Veya başlangıç zincirine bir iki tane daha fazla atarsanız biraz daha büyük olabilir. O ölçüleri ayarlama şansınız var. Tabanımızı bu şekilde oluşturduktan sonra isterseniz üzerine böyle model yapabiliriz. Veya farklı modeller de olabilir. Ben daha sonra bu modeli yapacağım üzerine aynı eşini yapmış olacağım.